Hadi Şerhan, hadi. Ne olur yeter. Yeter. İstemiyorum. Defol! Defol! Lan bas, lan bas! Abi. Ne oldu? Allah cezanızı versin sizin. Dönecek miyiz? Takip etmiyorlar. Niye takip etsinler ki? Yerini biliyorlar zaten. Teşekkür ederim. İyi geceler efendim. Daha iyisin değil mi? Yoruldum. Hadi yat uyuyacağım. Gel. Gel bakalım. Ney? Seni seviyorum. Ben de. Ben de seni seviyorum. Şşş, tamam canım ağlama. Topla artık kendini. Canım, lütfen. Bak 9 Haziran'a ne kaldı? Evleniyoruz, düğünümüz var. Sadece düğünü düşünmemiz gerekiyor. Bundan daha önemli bir şey de olmamalı bizim için, tamam mı? Öyle bir zamanda geldik. Her şeyi mahvedecek. Tamam, ben izin vermeyeceğim buna. Hı? Ama bana kalırsa gerçeği öğrenmesi gerekiyor Banu. Yani kardeş olduğunuz. Öğrenmeyecek. Öğrenmemesi lazım. Bilirse her ikisi için durum daha da hafifler. Merak etme canım. Merak etme. Bir daha karşılaşmayacaksın onunla. Onu senden uzak tutacağım. Sana söz veriyorum. Etrafımızda dolaşmasına izin vermeyeceğim. Ama sen de silah at şunu kafandan. Ha? Sorun çıkarmasına engel olacağım. Güven bana. Sen şimdi gününden başka bir şey düşünme, tamam mı? Kimsenin mutluluğuna engel olmasına izin verme bir tane. Birlikte büyürken ben o eve hizmet eden birinin oğlu değildim. Banu da, Barış da o köşkün sahibi değildi. Yani şartlar eşitti hepimiz için. Yani bana öyle geliyordu. Çok iyi anlaşıyorduk. O koskoca köşk bizim oyun bahçemizdi. Biz öyle iyi anlaşıyorduk ki Banu'yla. Barış'tan bile daha yakındı bana. Zamanla sınırlar belirgin hale geldi. Önce Barış, bey oldu. Ama Banu farklıydı. O hep aynı kattı. Hep bana duygu olarak yakındı. Ama ikimiz de aşılması güç bir sınırın iki ayrı tarafında durduğumuzun farkındaydık. Banu'dan önce anneme söyledim Banu'ya karşı hissettiklerimi. Önce her şey şahaneydi. Sonra ne oldu, nasıl oldu? Banu birden neden benden bu kadar nefret etti? Çocukluğundan beri dengesizmiş ama. Çocukken de hastaymış. Öyle miymiş? Sonra apar topar yolladılar seni. Bir süre tedavi oldum. Olay büyümesin diye yurt dışına yolladılar. Sonra annemi kaybettim. Daha sonra da uzaklığı kabullendim. Şimdi neye döndün peki? Aradan bu kadar geçtikten sonra Banu da daha farklı davranır diyordum ama hala benden nefret ediyor. Ama bunun sebebini anlamadan da rahat etmeyeceğim. Yaş, gazeteciler fotoğrafımızı çekti. Allah kahretsin. Mahvoldum ben. Allah kahretsin.